Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Demek ki insanlar görüyor, insanlar buraya bizi desteklemeye geldiler. Demek ki yalnız değiliz, insan dünya görüyor. Bizler bu metni dünyanın her yerinde savaşın acısını ve kötü hatıralarının hissetmiş insanlar adına kaleme alıyoruz. Bizler, kimimiz Ukraynalı, kimimiz Rus, kimimiz Türk, barış içerisinde yaşayan komşularız. Birbirimize herhangi bir düşmanlık beslemiyoruz. Komşu olduk, aile olduk, anne baba olduk, çocuklarımız arkadaş oldular. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı ve tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı olan bu savaşın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Bölgemizde ve tüm dünyada barış ve huzur talep ederken artık çocuklarımızın savaş korkusuyla büyümesini istemiyoruz. Birçoğumuzun annesi, babası, akrabaları, arkadaşları Ukrayna'da savaşın içerisinde kalmış durumda. Bu korkuyla yaşamak istemiyoruz. Buradan Türkiye Cumhuriyeti nezdinde tüm uluslararası topluma sesleniyoruz. Lütfen barış için acele edin. Hiçbir şey çocukların, kadınların ve masum insanların canından daha önemli değil. Savaş cinayettir. Bosna'da, Kosova'da, Çeçenistan, Gürcistan, Kafkasya, Suriye, Irak, Filistin, Orta Doğu'da, Afganistan'da, Latin Amerika'da geçmişte yaşananlar yeniden yaşamasın. Bizler, savaşta ölen çocukların anne babası ve ölen anne babaların çocukları olarak kalmak istemiyoruz. Ve tüm insanları hak ettiği gibi özgürce yaşamak istiyoruz. Yaklaşık 100 yıl önce bu savaşı veren ve bağımsızlık mücadelesini kazanan Türk milletin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir. Bu cinayet şu an Ukrayna topraklarında işlenmektedir. Ukrayna halkı onurlu bir bağımsızlık ve hayata kalma mücadelesi vermektedir. Tüm insanlık değerleri adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı bu haksız, hukuksuz işgali kınıyor, daha fazla masum insan ölmemesini ve savaş bir an bitirmesini istiyoruz. Bir an önce. Slava Ukraini! Героям слава! Я горжусь тем, что я украинка. Ukraynalı olduğu için gurur duyuyorum. Bunu duyurmak istedim öncelikle. Вся моя семья, все мои друзья, все мои одноклассники и однокурсники, они взяли за оружие, они, некоторые из них сидят в бомбоубежищах, в подвалах домов, в детских садах, в подвалах. Они очень напуганы, у них нет еды, у них нет воды, у них с перебоем идет электричество и интернет, с некоторыми вообще нету связи, очень много часов. Bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, okuduğumuz beraber üniversitede insanlarız. Herkes eline silahı aldı ve hazır duruyor. Ukrayna'yı savunmaya hazır. Onlar şimdi çok zor şartlarda yer altında duruyorlar, bekliyorlar. Я хочу поблагодарить все мировое сообщество за ваши санкции, за поддержку, за добрые слова, за все, что вы делаете для нас, мы всех видим и слышим, и поверьте, весь народ Украины это видит и не оставит просто так. Мы очень всем благодарны. Мы благодарны за хакерские атаки группировки хакеров Anonymous. Мы благодарны Илон Маску, мы благодарны. Этот список можно просто часами перечислять. Özet.
tüm uluslararası topluma gerçekten kalpten teşekkür ediyorum destek verdiğiniz için. Bütün destek, sözlü destek, buraya geldiğiniz için, bütün dünyanın uyguladığı yaptırımlar için, her şey için teşekkür ediyoruz. Azerler de sizin yanınızda da. Azerler de. Ne kadar Азербайджанлардан Азербайджанлардан Ми захоплюємо мужністю, відвагою та патріотизмом нашого народу, висловлюємо слова безмежної вдячності Збройним силам України, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, ОДО, прикордонним силам патріотичної оборони. Народним депутатам, які боронять нашу землю, усім, хто надає медичну допомогу, усім, хто допомагає пораненим та постраждалим, усім, хто рятує нас, наслідки геноциду українського народу від російського фашизму. Ми всім дякуємо. Tekrar herkese teşekkür ederiz bizim askerlerimize, bütün çalışan Ukrayna'da çalışmaya devam eden insanlara ve yardım etmeye insanlara çok teşekkür ediyoruz. Bütün dünyaya teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyız, kusura bakmayın. Doktorlara, tabii ki doktorlara baştan olmak üzere. Sadece hayatta kalın, yeter.